Allah-u Teala insanları kadın ve erkek olarak yarattı ve kadın erkek birbirini tamamlayacak şekilde. Hazreti Adem'i yarattı, ona eş olarak da Havva'yı yarattı. Hazreti Adem Havva ile beraber oldu, aile hayatı oldu ve nesilleri bugün 8 milyarı bulmuş bir şekilde devam etmekte. Bizler bir aile ortamında doğduk, bir aile ortamında yaşamaktayız. Aile ortamı hemen her insan için adeta küçük bir cennet hükmünde olabilir. Ama neticede kadın kadındır, erkek erkektir. Ailede problemler de yaşanabilir. Bu deneme noktasında önemli. Allah-u Teala kadın ve erkeği hem evlilik öncesi deniyor hem de aile hayatında onları deniyor. Biz bu bölümde ailede mutluluğun bazı püf noktalarını paylaşmaya çalışacağız. Montaigne'in şöyle bir cümlesi var. Bir aileyi idare etmek, bir devleti idare etmekten kolay değildir. Ben buradan hareketle aile devleti diye bir tabir kullandım. Her insan devlet başkanı olamaz. Ülkemiz 85 milyon bir devlet başkanımız var. Ama her aile bir nevi kendi içinde küçük bir devlet gibi düşünülürse, o aileyi yönetmek de bir devleti yönetmek gibi kendine göre kuralları var, dikkat edilmesi gereken esaslar var. Aile toplumun çekirdeği, merkezi, zembereği ve tuğlasıdır. İşte koca ağaç küçük bir çekirdekten kuruluyor. Toplum ağacı da aile çekirdeğinden kurulmakta. Aile toplumun hayatında ta işin merkezinde yer alıyor. Aileler sağlıklıysa toplum sağlıklıdır. Problemli ise toplum problemlidir. Öte yandan nasıl ki eski saatlerde saatin zembereği şöyle kurulurdu. O harekete geçince bütün çarklar harekete geçiyor. Toplumda da aile sistemi güzelse, çark dönüyorsa toplumun çarkları düzgün bir şekilde dönmektedir. Öte yandan toplumun tuğlası nasıl ki bina tuğlalardan örülüyor, toplum binası da aile tuğlalarından örülmekte. Kadın ve erkek birbirini tamamlayacak şekilde yaratılmıştır. Ve bu noktada kadının kendine göre özellikleri ve kabiliyetleri vardır. Erkeğin de kendine göre özellikleri, kabiliyetleri vardır. Bunlar birbirini tamamlamaktadır. Bir nevi elmanın iki bölümü misali, ikiye bölünmüş elma bir araya getirildiğinde birbirini tamamlamış oluyor. Kadın ve erkek de bu anlamda görülebilir. Sokrat'ın evlilikle alakalı güzel bir ifadesi var. Diyor ki, mutlaka evlenin. İyi biriyle evlenirseniz mutlu olursunuz. Çekilmez biriyle evlenmişseniz filozof olursunuz. Yani evlilik her halükarda iyidir. Problemli bir ortam da olsa orada da insanın başka yönde kabiliyetleri gelişir. Düşünme kabiliyeti gibi. Diyor işte, çekilmez biriyle evlenmişseniz filozof olursunuz. Evlilik iki bedende bir ruh, iki kalpte bir ideal, iki akılda bir düşünce, iki gönülde bir hedeftir. Bu çok muhteşem bir olay. Gerçekten de iki bedende bir ruh. Yani bedenler ayrı ama ruh bir ve beraber. İki kalpte bir ideal, ortak idealleri var. İki akılda bir düşünce, beraber düşünüyorlar. Problemlerini beraber aşmaya çalışıyorlar. Yeni ufuklara beraber ulaşmaya çalışıyorlar. Ve iki gönülde bir hedef, aile olarak önlerine hedefler koyuyorlar. O hedeflere ulaşabilmek için bir gayret içinde bulunuyorlar. Evliliğin ilk ayına balayı deniliyor. İngilizce'de honeymoon ve Arapça'da şehrül asel. Aynen Türkçe'deki manasıyla bal ayı, tatlı ay. Balayı döneminde çiftler birbirinin hatalarını pek de görmezler. Görseler de görmezler, görmezden gelirler. Ve toz pembe bir dünyada yaşarlar.
ve başları bulutların fevkindedir. Ama Cahit Sıtkı Tarancı demiş ya, gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Evet, başlangıçta gökyüzünün rengi toz pembe ama o balayı geçtikten sonra artık iki taraf birbirlerinin eksi ve eksiklerini de görmeye başlıyor. Birbirini tenkide başlıyor ve o zaman gökyüzünün rengi değişiyor. Ve toz pembe yerine artık kara bulutlar o aile ortamını sarabiliyor. Evlilikte Pollyanna felsefesi yeri geldiğinde kullanılmalı. Pollyanna'nın mutluluk felsefesinde evet bir takım zorluklar onlarla karşılaşıyor ama daha kötü olabilirdi. Daha kötü olmadığından dolayı teselli buluyor ve o şekilde rahatlıyor. Aile ortamında da her şey istenildiği gibi olmayabilir. Ve bu mümkün de değildir zaten. Çünkü kadının, erkeğin mutlaka eksi ve eksikleri vardır. Ve hiçbir insan dikensiz gül değil. Böyle olunca iki taraf Pollyanna felsefesinden zaman zaman istifade etmesini bilmelidir. Ve evlilik hayatı tümüyle toz pembe devam edecek de değil. İşte limon mesela ekşi. Onların da karşılaştığı bir takım olaylar ekşi olacaktır. Bu noktada deniliyor ki kader size eğer bir limon vermişse suratınızı ekşitmeyin. Bunu biraz su, biraz şeker ilavesiyle lehinize çevirebilirsiniz. Kader zaten size limonu limonata yapın diye verir. İşte aile ortamında karşılaşılan bir takım problemler ve bu problemleri insanlar aşmasını bilmeli, limondan limonata yapabilmeli. Bu noktada bir kısım cümleler hem aile hayatında hem herkesin kendi özel hayatında adeta bir can kurtaran simidi gibidir. Bunlardan birisi Erzurumlu İbrahim Hakkı'nın şu ifadesi: Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani bu müthiş bir felsefe ve başımıza gelen bir takım olaylar, sıkıntılı durumlar, bunların kader canibinden mutlaka güzellikleri vardır. Ve buna insan inanmalı ve hayatını da ona göre tanzim edebilmelidir. Men amene bil kader emine minel keder deniliyor. Kadere iman eden kederden emin olur. Dolayısıyla evet üzücü olaylar da var hemen her aile ortamında. Ama bunu bir kader olarak da görmek lazım. Bir tanesi bana sormuştu, hocam evlilik kader midir? Dedim, evleninceye kadar kaderdir diyemem. Ama evlendikten sonra artık kader demek durumundasınız. Yani kim kiminle evlenmişse sen benim kaderimsin diyecek. Ve o şekilde uyumlu bir aile olarak yollarına devam etmeye çalışacaklar. Evlilik mutlu olma sanatı olduğu kadar mutlu etme sanatıdır. Ve hiçbir insan dikensiz gül değildir. Hani insan muhatabını, eşini eksikleriyle görmeye başladığında herhalde şunu düşünmeli. Başkasıyla evlenmiş olsaydım onun da mutlaka eksikleri olacaktı. Yani dikensiz gül yok. Benzeri bir şekilde de hatasız insan, kusursuz insan yok. Böyle bir durumda kadına da erkeğe de düşen görev eşini o haliyle kabul etmek ve birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları. Ve biz başkalarını mutlu ederken mutlu olacağız. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Yoksa kişinin sadece ben mutlu olayım deyip kendini hayatın merkezine alması, bu işin ideali değildir. Aile hayatında problemler olabilmekte. Bu problemlerin bir kısmı incir çekirdeğini doldurmayan meseleler. Bir aile hakime müracaat etmişler, boşanacağız diye. Hakim de diyor, probleminiz nedir? Önce bir dinleyelim. Demişler ki, diş macununu sıkmakta problem yaşıyoruz. Birimiz üst kısmından sıkmayı tercih ediyor, diğeri alt kısmından sıkmayı tercih ediyor. Bundan dolayı bayağı bir huzursuzluk yaşıyoruz.
Hakim akıllı bir adammış. Demiş ki, demiş ya bundan dolayı buraya gelinir mi? İki tane diş macunu alırsınız. İsteyen istediği yerden sıkar. Problem olmaz. Belki de bu sembolik anlatılmış bir olay da olabilir. Ama pek çok olay belki bunun gibi incir çekirdeğini doldurmayacak meseleler ve aile ortamında karşılaşılan ne gibi problemler olursa olsun bunların üstesinden gelebilmek mümkündür. Haklı olmak mı yoksa mutlu olmak mı istersin? Evlilikte bu önemli bir şey. Diyelim ki %100 kendinizi haklı görüyorsunuz. %100 haklı da olabilirsiniz. Ama %100 haklı olma durumuna göre eşinize muamele ettiğinizde ciddi problemler yaşanacaksa orada haklı olmak yerine mutlu olmayı tercih edebilirsiniz. Ve etmeniz de gerekir. Çünkü trafik kuralları gibi adeta nasıl ki trafikte haklı olmanız yetmiyor. Dikkat etmeniz lazım. Haklıyım, yol hakkı benimdir deyip de haksız bir şekilde geçen birisiyle çarpışmak akıllılık değildir. Bu anlamda mutlu olmayı esas almak daha akıllıca bir iştir. Bazı kadınlar şöyle bir felsefe üretebiliyorlar. Diyorlar ki kadınlar daima haklıdır. Bu cümle doğru bir cümle değil. Kadınlar daima haklı olamaz. Buna mukabil erkekler şöyle bir vecize üretse, erkekler daima haklıdır. Bu da doğru bir ifade değil. Bazen kadın haklı, bazen erkek haklıdır. Ama erkek veya kadın haklı olduğu durumda eşim haklıdır deyip hayatım sen haklısın kusura bakma dese, büyüklük gösterse bu aile ortamını rahatlatacaktır. Daha mutlu bir şekilde yollarına devam edebileceklerdir. Ve aile ortamında bir takım sevgi dilleri var. Bu dilleri kullanabilirsek mutluluğu daha iyi yakalayabiliriz. Bunlardan birisi iltifat etmek. Yani çocuklara iltifat ettiğimizde çok sevinirler, mutlu olurlar. Aslında büyükler olarak, velev yaşımız 60-70 de olsa, bizlerin de iltifata ihtiyacı var. Dolayısıyla kadın erkek birbirine iltifat etmesini de bilmeli. Bu hemen herkeste iş gören bir unsurdur. Nitelikli beraberlik son derece önemli. Diyelim kadın erkek ikisi de salonda, biri televizyon izliyor, diğeri diyelim kendi halinde bir şeyler yapıyor. Bu nitelikli beraberlik değil. Beraber yürüyüş yaparlar, beraber sohbet ederler. Bu gibi şeyler nitelikli beraberlik. Hediye almak, genelde erkeklerden işte hediye vermesi beklenir ama yeri geldiğinde kadın da hediye alabilir ve hediyeleşmek bu anlamda mutluluğu daha da artıran bir unsur olacaktır. Bir de hizmet davranışları, erkek ve kadın eşinden bir takım işlerini yaparken destek alabilse birbirlerine muhabbetleri çok daha artacaktır. Yani diyelim ki erkek pek mutfağa girmek istemeyebilir ama zaman zaman girse, eşine o noktada yardım etse, hayat müşterektir deyip beraber böyle kolları sıvasalar, yemeği beraber yapsalar daha da mutlu olabilirler. Yuvayı dişi kuş yapar. Bu noktada kadınlara büyük bir görev düşüyor. Ve aile hayatının mutlu bir şekilde devam ettirilmesi büyük ölçüde onların elinde diyebiliriz. Kadınların elbette hakları var. Ve işte feminist hareket bu noktadan yola çıktı. Yer yer taşkınlıkları da oldu. O işin ayrı bir yönü. Kadınlar toplumun yarısıdır. Elbette hakları vardır. Ve o haklar nazar itibare alınmalıdır. Ama erkeklerin de hakları var. Erkekler genelde ailenin yükü onların sırtında ve zaman zaman zorlanabilirler. Dolayısıyla kadının bu noktaları bilip eşine destek olması, yardımcı olması aileyi daha mutlu yapacaktır. Ve aile ortamında parmaklarına geçirmiş oldukları yüzük sadece dünyevi bir beraberlik için değildir. Dünya ahiret bir ve beraber olmak içindir. İkisi de cenneti kazandığında cennette de beraber olacaklardır.
Son olarak bir mutluluk muskası olayını nazara verip bitirmek istiyorum. Bir kadıncağız böyle muska yazan birisine gitmiş. Demiş ki aile hayatımda mutlu değilim. Bana bir mutluluk muskası yazabilir misin? O da bir şeyler karalıyor ve kızım diyor bunu 15 gün boyunca tak. Ama diyor bunu taktığın sürece şunlara dikkat et. Her sabah mutlaka kocandan önce kalk. Kahvaltıyı hazırla. Uğurlarken onu güler yüzle uğurla. Ve döndüğünde akşam yemeği de hazır olsun ve onu mutlu bir şekilde güler yüzle karşıla. 15 gün bunlara dikkat et. Daha sonra tekrar bir gel bir durum değerlendirmesi yapalım. Kadıncağız 15 gün sonra geldiğinde sevinçten adeta uçuyor vaziyette. Hocam diyor bu muska çok etkiliymiş. Şu an gayet mutluyuz. Ve hoca demiş ki kızım demiş şu muskayı ver. Muskayı almış, açmış. Ve ben demiş buna vefk falan yazmadım, bir rukiye yapmadım. Sadece karaladım. Sen demiş bak bu 15 günde kendine dikkat etmişsin. Dikkat ettiğinde kocanda da düzelmeler oldu ve mutlu oldunuz. Bu şekilde birbirinizi anlamaya çalışın. Böyle muskalara falan lüzum kalmadan ömür boyu mutlu olarak yaşayın. Tabii bunu ifade ettiğimde ister istemez şu soru hatıra gelebiliyor. Burada kadın fedakarlık yapıyor. Fedakarlığı daima kadın mı yapacak? Hayır öyle değil. Gün gelir kadın fedakarlık yapar, gün gelir erkek fedakarlık yapar ve mutlu bir şekilde yollarına devam ederler. Cenab-ı Hak hepimize mutlu aile hayatı yaşamayı nasip eylesin.